Erman Toroğlu bombayı patlattı. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun büyük favorisi Galatasaray sezonun 35. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u konuk etti. Cimbom zor geçmesi beklenen maçta büyük bir iştah ve mükemmel futbol ile Sivas'ı gol yağmuruna tuttu. Galatasaray ayrıca bu galibiyetle 3 puanlı sistemde Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok puan kazanan takımı oldu. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Galatasaray bu maçı da kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Sivasspor bu kadar hücuma çıkmamalıydı. Galatasaray'a karşı açılınca böyle Ramazan pidesi gibi oluyorsun. Galatasaray harika oynadı. Çok açlardı, çok isteklilerdi. Eğer haftaya da kazanırlarsa iş son haftaya kalmaz ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın bu kadar farklı kazanması Erman Toroğlu'nun daha önce söylediği Galatasaray askerden gelmiş gibi sözlerini hatırlattı. Sarı Kırmızılılar şimdiden 12 Mayıs Pazar günü Karagümrük'te oynanacak maça odaklandı. Peki sizce Cimbom Karagümrük'ü değinip galibiyet serisine devam edebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin, kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'da üzücü ayrılık. Cimbom'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Jön kısa sürede takımın önemli bir parçası haline gelmiş ve taraftarların da beğenisini kazanmıştı. Ancak şimdi genç oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma ihtimali gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester City, Jön'ü transfer etmek için Galatasaray yönetimiyle temas kurdu. 25 yaşındaki sol bek Galatasaray'da hızla uyum sağlayarak teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Ancak Leicester City'nin ilgisi Kör'ün geleceğini belirsiz kılarken Galatasaray taraftarları da genç futbolcunun ayrılmasını istemiyor. Galatasaray yönetimi şu an için Kör'ün ayrılığına onay vermemiş olsa da Leicester City'nin transfer görüşmelerine başladığı ifade ediliyor. Premier Lig'e yükselmeye hazırlanan Leicester City'nin Kön'ü kadrosuna katmak için 40 milyon euro gibi yüksek bir rakamı gözden çıkardığı belirtiliyor. Bu durum Kön'ün Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini artırıyor. Galatasaray yönetiminin vereceği karar merakla beklenirken Kön'ün takımdan ayrılması durumunda Sarı Kırmızılıların sol bek pozisyonunu nasıl dolduracağı da merak konusu. Torreira için dev transfer iddiası. Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira büyük kulüplerin radarına girdi. Sarı Kırmızılıların bu yıldız futbolcu için talep ettiği bonservis bedeli de netleşti. Cimbom'un başındaki tecrübeli teknik adam Okan Buruk'un yönetimindeki takımda Lucas Torreira için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Güney Amerika'dan dev bir kulübün Sarı Kırmızılıların bu yıldız oyuncusuna talip olduğu belirtiliyor. Boca Juniors'ın Lucas Torreira ile ilgilendiği haberleri Arjantin basınında geniş yer buldu. Arjantin temsilcisinin Torreira'yı kadrosuna katmayı hedeflediği ifade ediliyor. Boca Juniors Başkanı Juan Román Riquelme'nin gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek istediği vurgulanıyor. Lucas Torreira'nın Arjantin ekibinin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Sarı Kırmızılıların Lucas Torreira için 15 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmayacağı konuşuluyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bir gol atıp 2 asist yaparak önemli bir performans sergiledi. Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Hakim Ziyech'in sözleşme gerçeği. Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den bir yıllığına kiraladığı Hakim Ziyech'in geleceği merak konusuydu. 31 yaşındaki Faslı Yıldız'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzadığı konuşuluyordu. İşte Ziyech ve Galatasaray arasında imzalanan sözleşmenin detayları. 31 yaşındaki yıldız futbolcu Hakim Ziyech gösterdiği performansla bundan sonraki haftalarda taraftarın sahada görmek istediği isimlerden biri oldu. Faslı oyuncu sezon başında Chelsea'den bir yıllığına kiralanmıştı. Zaman zaman dalgalı performanslar ortaya koysa da camianın büyük çoğunluğu 31 yaşındaki futbolcunun kalmasından yana. Galatasaray'dan geçen sezon 3,5 milyon euro kazanan Ziyech gelecek sezon ve artı bir yılın devreye girmesi halinde sonraki sezon 2 milyon 850 bin euro maaş alacak. Galatasaray formasıyla bu sezon 18 maçta süre alan Hakim Ziyech 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Aslan'a dev yıldız. Galatasaray, Christian Eriksen'in Manchester United'dan ayrılma ihtimalini değerlendirmek için adımlarını atmaya başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, Eriksen'in sözleşmesinin 2025 yılında sona ereceği gerçeğini göz önünde bulundurarak onunla yaz transfer döneminde yollarını ayırmayı planlıyor.
Manchester United'ın kadrosunu gençleştirme ve mali durumunu iyileştirme hedefi doğrultusunda Eriksen gibi deneyimli oyuncuları serbest bırakma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu durum Galatasaray ve Suudi Arabistan ekiplerinin 32 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için bir teklif yapma fırsatı bulabileceğini gösteriyor. Christian Eriksen'in bu sezon Manchester United formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 21 resmi maçta sahaya çıkan Eriksen bir gol atıp 2 asist yaparak takımına skor katkısı sağladı. Galatasaray'ın bu transferi satın alma opsiyonunu kiralık olarak veya uygun bir bedelle bitirmek istediği belirtiliyor. Eriksen'in tecrübesi ve yetenekleriyle Galatasaray'a önemli katkılar sağlayabileceği düşünülüyor. Cimbom'dan beklenmedik transfer. Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızla sürdürürken orta saha pozisyonunda değişiklik yapmayı planlıyor. İşte haberin detayları. Sarı Kırmızılar sezon sonunda orta saha oyuncuları Ndombele ve Oliveira ile yollarını ayırma kararı alırken yeni bir orta saha oyuncusu arayışına girdi. İtalya basınından gelen bilgilere göre Galatasaray yönetimi Napoli'nin 24 yaşındaki orta sahası Jens Kavuste için bilgi topladı. Genç yıldız sezon başında 12 milyon euro karşılığında Fransız temsilcisi Reims'ten Napoli'ye transfer olmuştu ancak Serie A kulübü Kavuste için kiralanabilir raporu verdi. Amerika asıllı İsveçli orta saha oyuncusu bu sezon 29 maçta forma giyerken sadece bir asist yapabildi ve gol atma konusunda beklenen performansı sergileyemedi. Şimdiye kadar 21 kez İsveç milli takımı formasını terleten genç yıldızın Galatasaray transferiyle kariyerinde yeni bir dönem başlayabilir. Galatasaray yönetiminin sezon sonunda resmi temaslara başlaması beklenen Jens Kavuste için Napoli ile görüşmeleri sürdüreceği ifade ediliyor. Bu transfer hamlesi Galatasaray'ın orta saha hattını güçlendirmeyi ve gelecek sezon için daha rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedeflediğini gösteriyor. Galatasaray yıldızını Brezilya'da buldu. Cimbom'da gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başlayan kurmayların Brezilya'da kariyerini sürdüren Arjantinli 10 numarayla ilgilendiği aktarıldı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılıların Brezilya'da kariyerine devam eden tangocu yıldızı için hamlede bulunmayı planladığı öğrenildi. Aslan'ın gündemindeki yıldızın Dries Mertens'in yerini alabileceği belirtiliyor. Brezilya basınından aktarılan habere göre Galatasaray'ın Corinthians forması giyen Rodrigo Garo ile ilgilendiği kaydedildi. Sarı Kırmızılıların tecrübeli futbolcuyu takibi aldığı ve izlediği vurgulandı. 26 yaşındaki Rodrigo Garo bu sezon Corinthians'ta 12 müsabakada forma şansı buldu. Arjantinli 10 numara bu mücadelelerde bir gol atıp 2 de asist yaptı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'dan beklenmedik transfer. Cimbom'da sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları yoğunlaştı. Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar kariyerini Lig 2'de sürdüren golcü oyuncuyu listesine aldı. İşte detaylar. Yönetim bakan bunun ayrılığı sonrası Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Brezilyalı santrfor'dan istediği katkıyı alamayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin yanında bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvadı.